Evet, yine Harput'ta Etüder Kürsübaşı okuma evindeyiz. Bu hafta da gene misafirlerimiz olacak. Çok güzel bir konu seçtik. Bu konu hakkında değerli misafirlerimizin görüşlerini, fikirlerini dinleyeceğiz. Ancak programımızın formatı gereği biz önce geçen hafta sorduğumuz dört kelime ile başlayalım. Geçen hafta sorduğumuz kelimelerden bir tanesi cırcırdı. Karşılığı fermuar. İkinci kelimemiz sako. Kalın palto anlamına gelir. Surha, angarya iş anlamına geliyor. Lelek de tavuk tüyü olarak biliniyor. Bu haftaki dört kelimemizi de verelim. Birinci kelimemiz carıt. İkinci kelimemiz hırik. Üçüncü kelimemiz hıla. Dördüncü kelimemiz nacar. Eğer bunların karşılığını biliyorsanız bilgi@kanal23.com adresine gönderebilirsiniz. Biz de kontrol ederiz. Efendim, bugünkü konuklarımızdan öncelikle Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Yavuz Demirtaş hocamız burada. Kendisi Fırat Üniversitesi'nde konservatuvarın aynı zamanda hem müdürlüğünü yapıyor, unvanı da doçent, doktor. İkinci misafirimiz aşina birisi, hepinizin bildiği bir Harput beyefendisi, sürekli konuğumuz Naci Onur hocam burada. Bu haftaki konuklarımızla öncelikle Enderun teravisini konuşacağız. Bir de Harput'taki Ramazanlarla ilgili Naci hocamızın fikirlerine başvuracağız. Malum Ramazan ayındayız. Biz de bu aya hürmeten birazcık konuşalım. Eskileri şöyle bir yoklayalım istiyoruz. Öncelikle Yavuz hocamı tanıtayım size. Yavuz hocamız Kovancılar doğumlu. İlk orta lise tahsilini Kovancılar'da yaptıktan sonra Erzurum İlahiyat Fakültesine kaydoluyor ve kaydoluşundan bugüne kadar geri kalan hayatının safahatını da kendisinden dinleyelim, kendisini tanıyalım. Hocam, özellikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Naci hocam, Hoş bulduk. şeref verdiniz, Hoş bulduk hoş hocam. geldiniz. Hoş Başlayalım sizinle. bulduk. Programımızda bize yer verdiğiniz için ayrıca sizlere teşekkür ederim. O şeref bizlere Eyvallah, sağ ait. olun. Sağ olun, başarılar dilerim. Sağ olun. Ben üniversite Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Evet. Fakültesinde 85-90 yılları arasında okudum. Akabinde 1996 yılında Fırat Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Bir milli eğitimdeki 3 yıllık, 3,5 yıllık bir görevden sonra, öğretmenlik görevinden sonra 96-98 yılları arasında yüksek lisansımı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Türk Dini Musiki'sinden yüksek lisans yaptım. 2001-2007 yılları arasında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yine Türk Dini Musiki'sinden doktora yapıp Fırat Üniversitesi'ne dönüş yaptım. 2009 yılında da Devlet Konservatuvarı'na geçiş yapıp o tarihten bugüne kadar da oranın idareciliğini Eyvallah. yapıyoruz. Elazığ'ın güzide bir kuruluşudur. Evet. Elazığ'da bir konservatuvarın, üniversite bünyesinde bir konservatuvarın olması bizim için gurur meselesidir. Hakikaten güzide bir Evet. kuruluştur. Oradaki çalışmalarınızı da biliyoruz. Biz oradaki çalışmalarınızda, bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür Çok ediyorum. iyi Sağ şeylerin olun. çıkacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, bu haftaki konuğumuz ile Enderun teravisini konuşmak istiyoruz. Enderun teravisi çok fazla bilinen, çok fazla yaygın olmayan bir teravih çeşididir. Osmanlı döneminde sıkça kullanılmıştır. Önce Enderun kelimesinin tanımını hocamızdan alalım. Ondan sonra teravih ile beraber devam ettirelim. Enderun kelimesinin karşılığını alalım hocam sizden. Ahmet Bey, Enderun kelime olarak parça bir kelime olup Osmanlıca'da kullanılan bir kavram. Bu ıslahı olarak Osmanlı devlet adamlarının, sanatçılarının yetiştiği bir saray üniversitesi. Mektep. Mektep yani. Mektep, Osmanlı mektebi fakat üniversite mahiyetinde çünkü bu kurumda Osmanlı Devleti'nin siyasi çerçevesini çizecek büyük devlet adamı bürokratlar yetişiyor. Aynı Evet. zamanda yine büyük sanatçıların Musiki Şinasından tutalım Enderunlu Vasıf Fadıl gibi büyük edebiyatçıların yetiştiği bir saray üniversitesi, Evet. saray mektebi okulu. Bu kurum II. Murat zamanında Kurulmuş. kurulan bir Evet. kurum. Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt En iyi dönemini tarafından yaşamış. bazı Yenilikler yenilikler yapılmış. yapılıyor.
Seferdi Koğuşu adı verilen koğuşta da musikişina sanatçıların yetiştiği bir koğuş, bir bölümde sanatçılar yetişiyor. Evet. Burada tabii ki son derece istidatlı, kabiliyetli kişilerin eğitim gördüğü bir kurum. Buradaki dersleri hem kurum içerisinde yetişen sanatçılar verdiği gibi kurum dışından toplum içerisinde yaşayan büyük sanatçıların da gelip evet. ders verdikleri bir kurum, mektep. İkinci Mahmut dönemine kadar büyük bir başarıyla eğitim öğretim faaliyetini yürüten, topluma hizmet eden bu kurum malum Vakay Hayriye olayıyla Yeniçerilerin teşkilatın kapanmasıyla inkıtaya uğruyor ya eski önemini kaybediyor ama 1909 yıllarına kadar 1908'in sonuna kadar faaliyetini yürütüyor. Buradan çok değerli musikişinasal bu arada Yavuz Hocam yetişiyor. İkinci Mahmut derken hakkını da teslim edelim. Padişahlar içerisinde en büyük güftekarlardan bir tanesi. İnanılmaz sanatkar ve güfteleri çok meşhur. Ama işte Yeniçerilerin böyle taşkın hareketleri, devletin düzenini tehlikeye sokacak olayların kaçınılmaz bir sonucu olarak mecburen kurumu kapatın. Yaşla kuru bir arada yanıyor. Evet. Maalesef bu güdüde kurum da inkıtaya uğruyor. Evet, uğruyor. Şimdi Enver'in teravih namazı ne demektir Yavuz Hocam? Bir de onu söyleyelim. Ahmet Bey'in az evvel bahsettiğimiz gibi Enderun'da yetişen büyük musikişinaslar var. Burada ders veren, dışarıdan gelip ders veren büyük musikişinaslar. Özellikle bunların başında Şakir Ağa, evet. Dede Efendi, Dellazade İsmail Efendi gibi büyük musikişinasların eğitim verdiği bir kurum olduğundan dolayı burada yetişen musikişinaslar tabii ki sarayda, öncelikle sarayda musiki faaliyetlerine, özellikle Ramazan'daki teravih namazlarına iştirak ediyorlar. Bu namazlara büyük bir imkansızlık olmadığı müddetçe saray sultan da iştirak etmekte. Evet. Sultanın iştirakıyla bu kılınan namazlar son derece uhrevi bir hava içerisinde ve aynı zamanda musiki ziyafetine dönüşen bir ibadete bürünmüş bir halde icra ediliyordu, eda ediliyordu bu namazlar. Enderun teravih denilen uygulamanın da Buhruzade Mustafa Itri Efendi tarafından 1712'de başladığı biliniyor. Daha sonraları bazı ilaveler yerine göre bazı makamlarda filan bazen oynama yapmışlar. Evet. Ama genelde o sistem üzerine uygulamalar devam ediyor. Burada teravih namazları tabii ki bir kaide üzerinde icra ediliyor. İşte yatsı namazının son sünnetinden sonra teravihe geçildiği zaman İsfahan makamıyla başlıyor. İsfahan makamında başlayan ilk 4 rekatımız. Şöyle onu öyle izah edelim. Evet. İlk 4 rekatına geçilmeden evvel teravihin oradaki ki biraz sonra soracağım cumhur imamları tarafından İsfahan makamında bir ilahi okunur. Yani bu bir anlamda hocaya yol gösterilir. Evet. Hoca da o 4 rekatın dualarını aynı makamda okuma zorunluluğunda böyle başlar. Evet. İkinci makam işte İsfahan'dan sonra cumhur az evvel bahsettiğiniz cumhur müezzini denilen bir kavram var rahmetli. Evet. Adı üstünde cumhur birkaç müezzinden oluşan bir koro. Koro, müezzinler korosu diyelim. Müzik bilgisi çok üst seviyede çok olan seviyede. Müezzinlerden oluşan bir grup koro. Cumhur müezzinliği. Cumhur müezzinliği. Halkın müezzinliği anlamında. Evet. Ama bunlar daha ziyade usullü eserlerin icrasında beraber icra yapıyorlar. Zira taksim denilen sese dayalı ve usulsüz irticalen okunan eserlerde cumhurun ittifak etmesi mümkün değil. O yüzden solo şeklinde icra var. Fakat cumhur müezzini usullü eserlerin icrasında uygulanan bir kavram olduğuna dolayı cumhur müezzini de işte bu müezzinliği oluşturan üyeler son derece musiki bilgisine sahip. En önemlisi, en büyüğü
Dede Efendi, Dede İsmail Dede Efendi. Dede Efendi. Bunların evet. önde müezzin evet. başı denilen, evet. Ser müezzin. Ser müezzindir, evet. Ünvanlarını alan büyük musiki şinaslar. Bunların öncülüğünde az evvel bahsettiğiniz gibi Isfahan makamıyla giriş yapılıp ilk 4 rekattan sonra ikinci sabah makamında sabah makamında cumhur müezzinlerinden birisi veya topluca bir eser yol gösteriyor. Edilir. Evet. Akabinde Hüseyin'i makamında ki 4 rekat evet. kılınıyor. Daha sonraki Eviç makamında İlahi'den sonra Salatü Selam'ın Eviç makamında okunmasıyla Eviç makamındaki imam başlıyor o Fatiha ve Zamm-ı Sureleri evet. Eviç makamında okumaya. En sonunda da Acem Aşıran'da bitiyor. Bitiriyorlar evet. bu şey. Şimdi bu makamlar için şöyle deniyor hocam. Tabii bu namaza katılanların çoğu da engin bir müzik bilgisine sahip. Yani o namazı kılanlar da bir bilgiye sahip. Şöyle diyorlar. Diyelim ki teravih namazına geç kaldığında içeri girdiğinde hocanın okuduğu süreden makamdan kaçıncı rekatta olduklarını anlayabiliyorlarmış. Bu kadar da güzel bir özelliği var. Bir küçük bir not daha söyleyeyim oradan geçelim. Bu ilaveten Ahmet Bey bir öyle anlatılır tarihi kaynaklarda. Yani satıcıların bile bir diyelim simit satıcılarının bile makamla sattığı söylenir. O derece bizim, musikiyle. Yavuz Hocam biraz sonra Naci Hoca'ya soracağım. Evet. Derler ki Harput'taki çoban bile Fuzuli'nin eserlerini ezbere bilir diye. Evet. Bu o evet. yörenin köklü kültüründen kaynaklanıyor. Bunu söyleyeyim. Marifet iltifata tabi. O toplumda o seviye var idi ki icracılar da ona göre eserler evet, ortaya koyuyorlar. Bununla ilgili bir dipnot hemen hatırlatalım. Gene 2. Mahmud'un döneminde sarayda teravih namazı kılınırken son 4 rekata geliyorlar. Acem Aşıran makamında. Ancak hoca okurken 2 perde aşağıdan okuyor. Yegah perdesinde. Evet ve oradan ferah feza makamı çıkıyor ortaya. Yani iki şey düşürdüğü zaman ferah feza çıkıyor. İkinci Mahmud bunu fark ediyor. Namazdan sonra da gelip söylüyor. Diyor ki bu makamın adı ferah feza olsun. Bunu da not olarak söylemiş olalım. Yıllar önce bulunmuş fakat uygulanmadığı için unutulmuş evet, olan bir makam evet, tekrar ortaya orada bir makam. Oldu. Bakın evet. işte teravih kılarken evet. bile adamlar makam bulabilmişler. İkinci Mahmud çok da önemli. Bu makamı çok seviyor. Dede Efendi'ye bu makamda Mevlevi ayini ve selamesini de söylüyor. Doğru söylüyorsunuz. Bu hocam genellikle Enderun teravisi sarayın içerisindeki iç teşkilatlarda bir de İstanbul'da Selatin camilerinde kıldırılırmış. Yani bütün camilerde değil ama evet, evet. Selatin camilerinde. Bu arada soralım Selatin camisi ne demektir? Onu da bir seyircilerimize, izleyicilerimize bir anlatalım. Selatin sultanın çoğulu. Sultan kelimesinin çoğulu. Evet. İna etmiş olduğu camiler. Bu evet. sultanların anneleri de olabilir. Valideleri, eşleri, çocukları tarafından. Ve bildiğim kadarıyla olduğu büyük şey başkentlik yapmış olan şehirlerde Bursa, eyvallah. Edirne, o da, İstanbul onu da söyleyelim. Gene bu Selatin camileri genelde 3 ilimizde bulunuyor. Hı. Bursa'da, İstanbul'da ve Edirne'de. İstanbul'da Selatin camisinin sayısının 29 olduğu söyleniyor. Hı. Geçen bir kaynakta da okudum 35 dedi ama onu da takip etmek lazım. Hı. Ama şöyle de söyleyelim. Enderun teravisi İstanbul'da Selatin camilerinin dışında sadece Eyüp Sultan'da denenirmiş. Oradaki namaz işte Enderun teravisi şeklinde kılınırmış. Biz çok bestekarın Eyyubi mahlası alması da onu sormaya çalışıyorum. Evet, evet. İşte bu Ramazan ayında ilahi besteleyenlerin hepsinin isimlerinin sonunda Eyyubi kelimesi vardır. Bu da Eyüp Sultan'ın öneminden kaynaklanıyor. Oradan devamından kaynaklanıyor. Hocam şimdi burada Naci Hocam'a tabii. sormak istiyorum. Tabii buyurun. Hocam, belirttiğimiz gibi Osmanlı döneminde 3 şehirde işte bu teravih namazı kıldırılmış. Tabii siz Harput'taki güftekarları araştıran, Harput'taki güftekarları, bestekarları araştıran birisi olarak Harput'un bu kültürüne, o geçmişine sahip birisi olarak şimdi soruyorum size. Acaba bu kadar müzik bilgisine, bu kadar güftekara sahip olan bir Harput'ta o dönem Enderun teravisi kıldırılmış mıdır? Evet, şimdi ona geçmeden evvel şöyle bir girizgah yapalım. Eyvallah. Hakikaten bir kere önce bu
toplantıyı tertip ettiğiniz için size teşekkür ederim. Estağfurullah, şeref verdiniz. Kanal 23'e de çok çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Ve Sayın Hocamız da gerçekten bize bu Enderun teravihleriyle ilgili çok detaylı Yavuz Hocam verdi. Yavuz Hocam. Tekke müziğinden geliyor. Tabii, o araştırması tabii. Var bilirim. Yani gereken şeyleri söyledi. Biz de çok istifade ettik. Evet. Şimdi efendim Harput'un bir özelliği var. O özellik şöyle. Hakikaten evliya yatağı. Efendim Urfa için derler ki peygamberler şehri. Evet. Diyarbakır için ona da peygamberimizin yanında bulunan sahabe şehri olarak evet, sahabe derler. Kendi. Evet. Harput'u da biz evliyalar evet. Evliya şehri olarak evet. Şey edelim. Hakikaten evliyaların fazla olduğu bir beldede bu Harput'ta Ramazanlar dolu dolu geçmiş. Evet. Teravih namazını kılacak olan insanlar olsun, sabah namazını kılacak olan insanlar olsun. Hepsi Ulu Cami'de, Ağa Camii'nde, efendim bizim Sarı Hatun Camii'nde doldurmuşlar. Bu her vakit için bu camiler dolmuş. Evet. Ama yani tabii sahurun ayrı bir özelliği var. Efendim sabah namazının ayrı bir özelliği var. Sahurda her türlü yiyecekler yenir. Ondan evvel davullar çalınır. Davulla sahura kalkarlar. Evet. Efendim Harput'un o uhrevi yapısına uygun şekilde efendim oruçlar tutulur. Sabah namazına giderler. Ondan sonra çıkan insanlar gider bu Bedesten dediğimiz yerlerdeki alışveriş merkezlerinde. Evet. Orada keyifle alışveriş yapmayı beklerken boş vakit geçmesin diye birbirleriyle keyif ederler, şaka ederler. Masal hatta hikaye bile anlatanlar olmuştur. Yani böyle bir ortamda nihayet ikindi namazının geleceğine yakın cüz tutulmaya başlar. Evet. Cüz meselesi bizde Elazığ'da önemlidir, çok evet. Önemli. Ondan sonra efendim ikindi namazını kılarlar, dağılırlar. Bu defa herkes yiyecek derdine düşer. Evet. Yani evine ne götürecek efendim, ne yiyecek, şunlar bunlar. İftarlık. Evet, iftarlık için ne olabilir, ne yapılabilir? Tabii bizim burada, efendim ben iyi hatırlıyorum, geçmişte babamız bize derdi ki şu kasenin içerisine koymuş olduğun tereyağını al da getir, efendim şu pide fırınına ver, bana yağlı ekmekle nohut ekmeği yapacaklar derdi. Biz de götürüverirdik, yaptırırdık, büyük bir zevkle getirirdik. Teraviye de artık yavaş yavaş gitmenin zamanı geliyor iftardan sonra. Küçük yaştaydık. Herkes için bugün de var belki. Camileri doldururlardı. Büyük konaklar vardı o zaman. O konaklarda da cami imamlar tutulurdu. Gelir o konakta teravih namazını özel olarak kıldırırlardı. Çocuklar olarak hepimiz giderdik oraya. Evet. Ve efendim öyle muziplikler yapardık ki o zaman yaparlardı da. Kimse de bize yapmayın sizden muzip olmaz siz yani yaparsınız. Belki biz de iştirak ederdik yani öyle tahmin ediyorum. Evet. Yapanlara iştirak ederdik. Dolayısıyla bu muziplerin yanı sıra tahmin ediyorum ki o insanlar bizi camiye alıştırmaya, namaza evet. Alıştırmaya teşvik ettiler. Fakat hiç kimse bizi azarlamadı. Eğer azarlamış olsaydı belki de bugün o şeyden kopmuş olanlar çoğunlukta olurdu. Evet. Onun için diyorlar ki yani camilerden çocuk sesi eksik olmasın. Eksik olmasın. Eksik olduğu zaman bir şeylerin eksik olduğu evet. Ortaya çıkar. Evet. Dolayısıyla biraz evvel o sorduğunuz soruya geleyim. Enderun teravihi hakikaten teravihin bir cinsi. Evet. Şimdi normal teravih var. Hatimle kılınan teravih var. Evet. Enderun teravihi var. Bir de günümüzdeki gibi böyle hızlı kılınan bir teravih çeşidi. Jet teravih diyorlar ona da. O da ayrı bir iş yani. Oysa özür dilerim. Estağfurullah. Peygamber Efendimiz hayatında bildiğim kadarıyla bir kez kıldırmış teravih namazını. Evet. 4 rekat kıldırdıktan sonra arkasına yaslanıyor. Asabıyla 3 gün kıldırdığı söyleniyor. Hı-hı. Doğrudur. Yani ikinci yıl yok ama. Hocam bu bilgisizlik tabii ki ben okuduğum kaynakları söylüyorum. Evet. Ara verirmiş. Rahatlatırmış, devam edermiş. Zaten teravih kelimesinin karşılığı da rahatlama anlamına geliyor. Evet. Evet. Rahatlama ama şimdi bakın orada bir özellik var. Yine tarihi kaynaklar diyorlar ki Peygamber Efendimiz eğer bu şeyi devam ettirseydi
ümmete farz olurdu diye. Farz olur diye. Farz olur niyetine tabii, gelirdi. Onu birazdan soracaktım. Yavuz Hocam'a soracaktım. Teravih namazı tabii sünnet namazlarından cemaatle kılınması da gerekmiyor. Tabii. Ama bizdeki bu gelenek bunu devam ettiriyor. Cemaat olarak kılınıyor. Güzel. Normal teravihleri biliyoruz. Yani normal 20 rekat kılınacak. Evet. Her 4 rekatta bir Efendimiz salatu selam verilecek filan. Ama 20 rekatı tamamladıktan sonra da bu iş bitiyor yani şey olarak teravih. Şimdi bir de işte sizin Enderun şeyi teravih dediğiniz o cins teravihe hocam anlattı Yavuz hocam gayet güzel net izah ettiler. Şimdi Elazığ'da niye kılınmamış? İşte sorumuz bu. Evet soru bu. Bizde bu kadar efendim bestekar fazla yok. Güftekar çok bildiğim. Güftekar fazla. Güftekarların da şiirleri genellikle mesela Fecri Ebcioğlu'nun hiç kimse Elazığlı olduğunu bilmez. Yani Güftekar. Tabii. Besteleri de var. Bildiğim işte. Kadarıyla Han köylüdür. Evet, besteleri de besteleri var. Besteleri de var. Bizim Hüsamaddin Settioğlu mesela Pallu ama güfteleri var. Evet. Üstelik bestelenmiş olan şiirleri de var. Fakat Enderun Elazığ'da olmadığına göre. Evet. Yani Enderun Mektebi Elazığ'da olmadığına göre. Enderun'un da efendim İstanbul'da olması dolayısıyla İstanbul'da bu işi bir hakkın yapan insanların çoğunluğunun nazar itibarı alırsak biz Elazığ'da bu işin olmadığı kanaatine varırız. Hocam, az evvel bahsettiğim lafınızı kesin. Eyyubi dedik ya hani orada İstanbul'da bile bir semtte Orada da yaygın değil. Hocam bunu size sormamdaki sebep şuydu. Biz şimdi bu konuda bir bilgiye sahip değiliz. Ama sizin söyleyeceğiniz şey bizi bağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde biz bunun araştırmasını da hatta gündüzki konuşmamızda size ifade etmiştim. Bir bakalım bakarsınız bir yerden yakalar mıyız diye. Fakat Yavuz Hocam da biliyor. Çok fazla kaynak bu konuda yok. Yok. Evet. İşte Sungurlu ve Memişoğlu. Ya yani bizim kaynaklarımız tabii ki başucu kitabımız Ama Elazığ için. Ama şu gerçek onlar... var. Karpuz selası var. Eyvallah. Yani o şimdi, tabii. Evet onu tescil etmek lazım. Diğer selalardan ayrı karpuz selası önemli bir şey. Eyvallah. Bu arada Yavuz Hocam'a şeyi soracaktım. Hocam Gülbank ne demektir? Onu da bir izleyicilerimize ifade edelim. Gülbank yine Farsça bir kelime olup güzelleme, methetme, güzelleme. Methetme, güzelleme. Mehter marşları olsun, tarikat zikirleri ayinlerinden sonra, merasimlerinden sonra okunan musiki eşiğinde dua. Dua. Dua diyelim. Yani o binanın veya o tekkenin yapıcılarına hayır dualarına. Eyvallah. En başta Peygamber Efendimizin ismini geçirmek kaydıyla o binayı yapanlara ve o orada cemaat oluşturan kişilerin geçmişleri için söylenen duaya Gülbank deniyor. Onu da izleyicilerimize dedik bir duyuralım. Onu bilsinler. Bir de size şeyi soracaktım. Kaside-i Bürde'yi soracaktım. Onu da lütfeder bize anlatırsanız. Kaside-i Bürde Ahmet Bey şu anda bestesi yapılan Kaside-i Bürde'nin yazar güftekarı Mısırlı İmam Busayri. Evet. 1270'li yıllarda vefat eden bir şahsiyet. Fakat mesela bu kavram geçti ama daha ziyade Hırka-i Saadet. Hırka-i Saadet, Kâb bin Züheyr. Radıyallahu anhu. Kâb bin Zübeyir. Kâb bin Züheyr adlı ilk önce İslam ve Peygamber aleyhinde şiirleri olan büyük bir şair. Kardeşi Müslüman olunca tabi bu Kâb'ın şiirleri son derece rencide edici olunca Peygamber Efendimiz yani öldürülmesini yani zarar emredince kardeşi uyarıyor. Gel peygamberin rahmeti geniştir, merhamet peygamberdir. Gel tövbe eyle de bu şeyinden vazgeç denilince Kâb tabii ki işin ciddiyetini anlayınca demek hidayet de vesile olacak, bir nasip olacak ki af mahiyetinde bu kasideyi okuyunca Peygamber Efendimiz'in son derece hoşuna gidiyor, hoşuna gidince ırkasını çıkarıp Kâb'a verince, Hazreti Kâb'a verince Hırka-i Saadet sahibi oluyor. Eyvallah. Bu olay daha ziyade çağrışım yapan bu hadise. Yani bunu da dedik izleyicilerimizle paylaşalım. Evet hocam. Bu olayın detayını bizim efendim çok şey arkadaşımız bizim ilahiyatta. Geçen kitabını da
Necati Kanter. Necati Kanter son derece güzel, şiir detaylı. Şiir şeklinde değil mi? O romanlaştırmış. Evet. Ve inşa şey etti yani, neşretti. Neşretti. Eser neşr oldu. Evet. Çok güzel. Yani halk arasında tabii hırka kasidesi olarak biliniyor ama evet, en azından olayı da sizlerden evet, dinlemiş evet, olduk izleyicilerimiz de. Ömer Naime Efendi de bu kasideyi burdayı şerh eden insanlardan birisi. Harputlu Ömer Naime Efendi. Ömer Naime evet. Büyük Ömer Naime evet. Efendi. Evet. Şimdi bir sorum daha olacak Yavuz Hocam'a. Yavuz Hocam gene bugünkü konularımıza uygun anlamında mihrabiye ne demektir? Bunu da bir izleyicilerimize izah ederseniz. Evet. Mihrabiye cuma günü mihraba çıkıldığı zaman imamın Kur'an ayetlerinden okuyuşuna, musiki eşliğinde Kur'an musikisi diyelim kısacası. Evet. Mihrapta okunan Kur'an ayetleri, Kur'an musikisinin kavramı, bir eş anlamlısı diyelim. Bir form gibi evet, değerlendirilmiş. Evet. Şimdi hocama geri dönelim hele biraz. Demin hocam böyle bir ağız tadıyla bir harput teravisinden bahsetti ama biraz detaylandıralım. Harputu biraz daha şöyle teravideki veya Ramazan'daki o heyecanlardan biraz bahsedelim. Geçen ben Kinederiş Köyü'ne gitmiştim. Orada yaşlı bir amcayla yan yana oturduk. 93 yaşındayım dedi. Ona sormuştum. Dedi ki öyle bir heyecan yaşardık ki dedi. Evlerde dedi işte çoluk çocuk, amca, dayı, yegen, hala hep beraber iftarı yaptıktan sonra erkekler kalkar teraviye giderlerdi. Çok keyifle anlattı. Tabii ki biraz da hocamdan dinleyelim bu keyfi. Tabii efendim, şimdi eskiden böyle tek tek şimdiki gibi ayrı ayrı evlerde iki kişi çoluğuyla, yani iki kişi ve bir çocuğuyla beraber oturan insanların sayısı çoğalmış şimdi. Evet. Ama eskiden yok, bütün nadir, bir aile, tabii nadir. Nadir. Eskiden öyle iki, bir karı koca bir de çocuğu bir evde oturması mümkün belki değil. Belki ayıplanırdı bile değil mi? Tabii ayıplanırdı. Niye ayrılmış bunlar? Niye bu aileden kopmuş gitmişler, orada oturuyorlar falan? Şimdi bir israf yok o zaman. Efendim tasarruf var. Ailenin tamamı anne, büyük anne, büyük baba, ondan sonra diğer oğulları, kızları, her neyse, ailenin tamamı orada. Yani bir evde belki 15-20 kişi birden oturuyor. Evet. Sofraya beraber oturuyorlar. Ve sofra dediğimiz şey, sofra bezi ortaya serilir. Bugünkü gibi masa falan, sandalye yok. Bir sofra bezi serilir. Üzerine bir sehpa konur. O sehpanın üzerine tunçtan yapılmış sarı bir divan sinisi konulur. O divan sinisinin etrafına herkes toplanır. Dolayısıyla eğer o yoksa kürsü başlarında, kürsünün üstüne onlar kurulur. Herkes evet, kürsünde, yani kış mevsimi ise evet, aşağıya. Evet, tabii ki. Yaz mevsimi ise o biraz evvel anlattığım şekilde olur. Herkes etrafında toplanır. Büyük bir heyecanla iftarı beklerler. İftar için de top atılır. Şimdi eskiden niye top atılıyordu? Yani eskiden bunun esbabı mucibesi nedir? Efendim her mahallede şey yok, cami yok, minare yok. Efendim minare de olsa bile sesini duyuracak hoparlör sistemi yok. Sistem yok. Dolayısıyla sesi nasıl duyuracaklar? Ve üstelik Ahmet Bey bir özellik daha var. Şimdi her camide zamanlama meselesi de var. Evet. Şimdi aynı anda okumaları mümkün değil. Tabii. Efendim birisi erken okuyor, birisi gece okuyor falan. Bunu önüne geçmek için top atışı. Neticeye ulaşmışlar. Evet, bütün şehir o top atışıyla evet, birlikte hocam, evet, iftarını açalım. Ağzınıza sağlık. Burada bir ara verelim. Tabii. Bu geceye uygun olarak da bir tane ilahi dinleyelim. Tabii. Bora Uymaz'dan dinliyoruz. Bestesi Ahmet Ilgaz'a ait. Ey Sofi diye bir ilahimiz İlahi var. Onu dinleyelim. Thank you.
şairde etinayız ama ey sofu zahirde etinayız ama sultanlar köşkünün gönlümüz bizim sultanlar köşkünün gönlümüz bizim. Hocam kaldığımız yerden devam kaldığımız edelim. Kaldığımız devam edelim. Evet. Şimdi iftar edildi. Evet. Bu iftarda tabii yiyecekler var ayrıca. Güzel yiyecekler var. Tabii ki. Ramazan'a efendim, özel. Bir de iftariye dediğimiz bir şey var. Evet. İftariye mefhumu var yani Harput'ta. Bunlar ne olur badem şekerinden tutunuz da efendim çerezler, efendim her türlü ekmekler, evet. Unlu mamuller. Her çeşit peynir, her çeşit zeytin, bunların hepsi böyle bugünkü aparat dediğimiz şeyler. Aparatif diyorlar. Aparatif diyorlar ama biz ona iftariyelik şey, diyoruz. Soğuk yani. İştah açıcı. Evet. Şimdi o iftariyelikle de konulur. Evet. Onlar yenildikten sonra bu defa ana yemeklere geldiğimizde, ana yemeklere de baktığımızda efendim çok çeşitli güzel yemekler hazırlanmıştır. Yani içli köfteden de falan da bahsedebiliriz bu arada. Bunlar hepsi hazırlanır, bunlar yenilir. Arkasından efendim tatlılar cinsi. Baklava, şöbiyet, bilmem efendim dolan şey yer. Dolan yer tabii. Buna sarı burma diyorlar. Bazısı da sarılı burma diyor. Efendim bunlar da hep tatlı. Onların hocam o saydığınız tatlıların atası bizim kalbur hurması. Evet, kalbur hurması. Atası o da tatlı tabii. Yani varsa. Varsa evet. Tamam. Bir iki kişi çıkmaz. Efendim ondan sonra artık yavaş yavaş o arada akşam namazını kılarlar. Biraz istirahate çekilirler. Zaten teravih kelimesi de biraz evvel buyurdunuz. Rahatlatmak evet. Manasında. Dinlendirmek. Dinlendirmek manasında. Evet. Dolayısıyla teravihe gidenler teravihe giderler. Efendim teravihe gitmek istemeyenler büyük konaklarda falan da işte imamlar tutulur. Onlar da onun arkasından teravihi orada kılarlar. Ama teravih hakikaten yani insanlar için elzem bir hareket. O olmazsa o yemeği sindirmenin imkanı yok hemen. Evet, evet. O bakımdan güzel bir şey. Hem ibadet hem de sıhhi bakımdan insanlar için bir zaruret. Eyvallah. Yavuz hocam. Estağfurullah, buyurun. Hocamın cümlelerine ilave etsem. Mesela şu an günümüzde teknolojik ürünlerin
vücuda gelmesiyle yani sohbet ve muhabbet ortamı da kalmadı. Yani gençlerimiz özellikle o teknoloji ürünlerle ilgilenirken yani birbirine ne dese aile üyeleri bile konuşamaz hale geldi. Aynen öyle. Aynen o öyle. Şey, ortam yani, kayboldu. Bu. Evet, ben Yavuz hocama şeyi soracaktım. Şimdi bazı şehirler vardır hocam, yerel kültürü vardır. Hı-hı. Şehrin bir tabii, genel kültürü var. Yani Elazığ kültürünün nasıl ki başlangıcı Harput kültürüyse, çünkü şehrin kültürü yok, Harput'un kültürünün devamı var bu şehirde. Bazı şehirlere Ramazan ayı çok yakışır. Yavuz hocam mesela hakikaten İstanbul'a yakışır. Evet. Bursa'ya yakışır. Ama ben size şunu, ben Elazığ'a da yakıştığını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani Elazığ Ramazan hakikaten yakışır mı? Ahmet Bey, zaten Elazığ Harput bir İstanbul kültürünün hakim olduğu bir şehir. Yani o kültürü benimsemiş mesela bir Palu'da da bu böyledir. Palu ilçelerinden Palu. Ama evet, bir maden Ergani'de hocalarım daha evli. Bir Diyarbakır kültürü, şalvarı giyim, kuşamı. Aynen. İnsan orada... Yani etkilenmemeleri mümkün değil. Evet, doğrudur. Etkilenme oluyor. Sonra sizin bu söylediğiniz Selçuklu ve Osmanlı döneminde illerin sınırları böyle cetvelle çizilmiş gibi, aynen, değildi. Girifti, iç içeydi. Kültür yani şöyle, etkilenmişlerdir ama Elazığ için ne düşünüyorsunuz? Elazığ için de öyle. Yani mesela bir musikisinde bile bunu görebiliriz. Mesela bir Türk Sanat Müziği Salı Divan klasik, şiirlerinde. Divan evet, şiirlerinde hakikaten öyledir. Yani bir doğuda belki müstesna bir şehirdir. Yani İstanbul kültürüne yakın olması evet, hasebiyle. Yani bu kültür elbette ki musikideki kültür diğer kültürlerde de bir benzerlik mutlaka oluşturacaktır diye düşünüyorum. Yakışan İstanbul kültürü ya bence, Elazığ'a yakışan. Yakışan illerden ne dersiniz hocam? Tabii tabii. Elazığ'ın özelliği var. Evet. Şimdi etrafımızdaki şehirlere bir bakın. Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Malatya falan hiçbirinde bizim Elazığ'da yetişen divan şairi kadar evet, şair yok. Bir Fuzuli'nin değil mi? Tabii Fuzuli'nin 12 tane evet, gazelini bizim burada bestelemişler. Evet. Demek halk onu anlayacak seviyede. Tabii, anlayacak tabii, anlamasa seviyede, kimin için besteleyecek? İşte ben de onu arz ediyorum. Biraz evvel dediniz ki Fuzuli'nin yani halktan birisi bile Fuzuli'nin bir gazelini ezbere biliyor. Evet. Çoban bile biliyor dediniz. Evet, evet. Yani bu çok önemli evet, bir şey. Tespit. O bakımdan yani bizim Elazığ'ın evliya yatağı olması, bu da Palu da dahil, Vaskil de genel dahil. Genel Elazığ'dan bahsediyoruz. Hepsinde, tabii tabii hepsi. İlçelerimize dahil. Harput bir merkez olarak yani. Ya Harput bir merkez yani kabul merkez, edelim. Evet, evet, merkez olarak kabul ediyoruz. O bakımdan bizim buradaki insanımız Arapçaya, Farsçaya o kadar çok aşina ki o kelimeleri gayet iyi bildiği için o Fuzuli'nin gazellerini anlayabilmiş, besteleyebilmiş, okuyabilmiş. Hatta çok güzel bir tespit. İstanbul bile fethedilmeden Harput Türk İslam şehri olduğundan dolayı Türk musikisi en güzel şekilde Harput'ta icra ediliyordu. Evet. Şöyle geçen birisi bir şey söyledi. Dedi ki türküsü olan şehir. Evet. Bizim türkü kültürü genellikle şehir merkezlerinde değil de ilçelerde, köylerde çıkmıştır türküler. Hı. Ama dedi ki Elazığ için türküsü olan bir şehir. Bu çok önemli. Fikret Memişoğlu'nun rahmetlinin çok güzel bir tespiti var. Evet. Diyor ki Türk halk müziği ile Türk sanat müziğini birleştiren bir şehir evet, var. Tabii yani o da önemli. Önemli. Evet. Tabii. Burada Harput'a buradan özgü yani. Zaten Harput'un kimliği yani o musiki kimliğini oluşturan bir özellik. Yani hem Türk sanat müziği, Türk halk müziği sazlarının evet, bir evet, arada olduğu şey bir müzik başka evet, yok. Yani kültürümüz hakikaten buna elverişli, zengin. Tabii, tabii. Ben hep Ramazan ayı olduğu için de söylüyorum. Hakikaten Elazığ'a Ramazan ayı yakışıyor. Yakışıyor evet. Siz de bilirsiniz işte bizim bir caddemiz var. Her gün mutlaka uğradığımız bir caddemiz var. O caddedeki telaşa, insanların bir gayret içerisinde oluşu. Benim mesela çok keyif aldığım şeyler, benim çocuklarım da bilir. Ramazan'da en çok keyif aldığım şey fırında sıra bekleyip ekmek almak. Evet, evet. Keyiftir yani onu yaşamak bile keyiftir. Şimdi size soralım. Harput'ta mutlaka Ramazanları yaşadınız. Evet, yaşadım. Nasıl bir heyecan vardı? Hani derler ki Harput'taki insanlar çok sakin ama telaş içinde yaşarlardı. Yani karakterleri evet, sakin evet, ama hayatları bir telaş içinde. Bunu nasıl izah eder? Nasıl bir? Evet, yani Harput'ta insanlar böyle birbirleriyle son derece yakınlar. Efendim, bir hukukları var, bir irtibatları var. Yani kopuk bir millet değil, kozmopolit bir şehir değil. Evet. Dolayısıyla yani oradaki insanlar o Ramazan'ın gelmesini büyük bir şevkle, zevkle bekliyorlar. Ramazan'ın girişiyle beraber
ayın efendim tespitiyle, hilalin görünmesiyle. Bizim Nuralı köyünde bunun merkezi orasıydı biliyorsunuz. Televizyon yok, efendim elektronik cihazlar yok, teknoloji yok, herhangi bir şey yok. Bunu ancak hilali görmekle bu iş başlıyor. Rüyetil hilal derilermiş. Evet, evet. Ondan hilali sonra, gördüm diye. Peki bunu nasıl duyuracaklar halka? Evet. Davul zurnayla duyuruyorlar. Yani efendim işte Ramazan'ın ilk başlangıç günü şudur. Şu gün başlanacak filan diye. Evet, işte onunla ilgili hocam Nuralı Köyü'nün bir geçmişi var. Nuralı Köyü Osmanlı döneminde vergiden muaf tutulmuştur. Hı hı. Orada bir tepe var. Tepeye bir legen koyuyorlar. Rasathane gibi. Rasathane gibi. Ay tamam hilal olarak ay içine düştüğünde Harput'a haber gönderirler. Ramazan başlasın diye bunu 30 gün boyunca takip ederler. En sonunda bayram gününde gene hilali gördükten sonra bayramı yukarıya bildirirlermiş. Ancak son iki yılında bir şaşma olmuş. Haberler biraz yanlış gitmiş. Onun için Osmanlı döneminde işte Harput'taki artık o dönem vali mi diyelim, kadı mı diyelim, müftü mü diyelim. Bu görevi bunlardan alıyor. İki tane insan görevlendiriyor. Bunlara çok affedersiniz bir de katır veriyor. İşte gideceksiniz, iki gün önceden bekleyeceksiniz. Haberi Harput'u öyle getireceksiniz diye. Onun için Nuralı Köyü'nün de böyle bir güzel de bir özelliği var. Bir de şimdi Yavuz Hocam'a soralım. Yavuz Hocam, tabii siz genellikle Palu yöresindensiniz. Mutlaka tahsil hayatınızın ilk dönemlerinde bir köy hayatı da yaşamışsınızdır. Orada bir tabii, evet. Peki o Palu'nun köylerinde Ramazan nasıldı? Nasıl duygularınız var? Ahmet Nasıl Bey, yaşanırdı? Ben 2 yaşındayken Palu'nun Karacaba köyünü terk ettim, hatırlamıyorum. O zaman ama olmadı. Çocukluğum Kovanylar'da geçti. Evet, peki onu Kovanylar. Dinleyelim. O da değişmez işte. Yani. Aynı tabii tabii. Aynı. Işte, evet, evet. Oranın kurucuları malumunuz göçmenler. Tabii. Yani çok güzel bir ortamydı. Yani kavgacı insanlar değillerdi. Yani böyle barışçı, böyle çok huzurlu bir ortamdı. Orada çocukluğumuz geçti. Çok memnunum yani öyle bir çocukluk yaşadığım için. Eyvallah. 80'den sonra da Elazığ'a gelip burada artık ikamet ettik. Yani elbette gelen gün geçen günü aratıyor. Hani gelen gideni aratırmış. Hep geçmişe özlem duyuyoruz. Ya da gelecekte bazı ideallerimiz var. Onlara özlem duyuyoruz. Hiç içinde bulunduğumuz halden pek de memnun değiliz. Ama gerçekten birçok değerimiz günden güne kaybolmakta. Bu bizleri son derece üzmekte. Yani tabii hasletlerimiz var eskiye dönük. Eski yaşantıya dönük hasletlerimiz var ama onları tabii yeniden yaşatmak, yeniden hani canlandırmak da biraz daha bizim görevimiz olsun. Yeni nesillere bunu anlatmak lazım. İşte bugün konuştuğumuz bu Enderun teravisi konusu çok fazla bilinen bir konu değildi. Sayenizde en azından bu konuda da bilgi vermiş olduk. Tabii ben de köyüm olmadı. İşte Sako Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Bütün hayatımın büyük bir kısmı orada geçti. Ben şimdi geri dönüp baktığımda hakikaten Sako Mahallesi'nde de Ramazan çok büyük heyecanla yaşanırdı. İnsanların o telaşları, o hatta geçen bir yerde anlatmıştım. Ramazan ayında evlerine yiyecek götürenler özellikle sarar götürürlermiş. Komşusu bundan etkilenmesin, görmesin diye, bu çok önemli bir haslettir. Yani hani ben her şeyi götürüyorum ama komşum bunu görmesin diye bu kadar nazik, bu kadar ince, bu kadar naif düşünmüşler. Yani hakikaten eski Ramazanları arıyor muyuz hocam? Şimdi efendim, ah o geçmiş Ramazanlar diyoruz evet, yani. Evet. Ramazan gelmeden evvel işte Ramazan'ı büyük bir şevkle, zevkle bekliyoruz. Ramazan geliyor, Ramazan giderken de keşke Ramazan gitmeseydi. Çok çabuk geçti. Şöyle derler hocam, Ramazan'ın ilk 10 günü merhaba, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü de elveda. Evet. Şimdi biz mağfiret dönemindeyiz. Evet. Buradan tüm oruç tutanlara, ülkemizde ve dünyanın her tarafında bu ibadetini yerine getirenlere mağfiret dileyelim. Hakikaten Ramazan'ın bir son 10 gününe de eninde sonunda gireceğiz. İnşallah. Onu da elveda ile göndereceğiz. İnşallah. Çünkü camilerde şeyler de bu ilahiler de tabii. İşte ilk 10 gün merhaba ile başlıyor. Daha sonra da elveda ile başlıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Çok güzel duygular. Efendim vakit doldu. Vakit doldu. Şeref verdiniz, lütfettiniz, bizi bu konuda aydınlattınız.
Ben önce Yavuz hocama hakikaten değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Naci hocam zaten bizim artık her zamanki büyüğümüz, bilgisine nerede sıkıştığımızda yardımını istediğimiz hocamız, bizi aydınlatıyor bu konuda. Biz de şeref duyuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hayırlı Ramazanlar olsun. Bir dahaki programlara gene ihtiyaç olursa sizleri davet edeceğim. Tabii. Lütfederseniz sevinirim. Sağ olun. Efendim bugünkü programımız da burada sona eriyor. Ben buradan özellikle bizi izleyenlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın.